Merhaba arkadaşlar. Bugün alışverişten açıyorum vlogumu. Ne yaptığımı hemen sizlere göstereyim. Su şişelerim vardı. Şişeleri geri dönüşüm için atıyoruz. Daha sonra küçük şişelerden su şişeleri alacağım. Böyle sabah temizliği yaptık, beraber gördünüz. Ama henüz bir açılış yapamamıştım. Olmadı mı? Evet. Şimdi babamla geldim alışverişe. Babam bir iki meyve alacakmış. Ben meyve almayacağım tabii ki. Şöyle bakıyorum. Marul alırım. Almam gereken başka şeyler var. İnanır mısınız? İhtiyaç hiç bitmiyor evde. İnanın ki ihtiyaç hiç bitmiyor. Evet, alışverişimi yaptım. Şimdi eve. Ha, patates salata mı koydun? Dur şu çiçekleri çekeyim şuradan. Çiçekler falan ne güzel. Evet. Anne şey orkideleri açtı kızım. Ya? Hı. Hani bir tane var, 6-7 tane var bir tanesi. Çok güzeller. Bahçemi hep yemyeşil yapacağım inan ki. Bizim bahçeye. Ve pert olmuş bir özlem. Pertim çıktı. Yoruldum. Gerçekten sıcak bir yandan, oruç bir yandan, alışveriş bir yandan. Allah'tan Ömer kaynamadı bugün. Aferin. Ya. Ya sen onu sürüyorsun ya. Aferin sana. Aferin, bas. Bas pedala. Ha, bisiklet sürmeyi öğreniyor adı şu an. Aferin. Evet, gidiyorsun. Her neyse, alışverişten geldik. Hemen her şeyleri mutfağa koydum, tezgaha. İnanır mısınız? Kaç euro tuttu? 80 Kaufland'da verdim. Sonra birkaç bir şey unutmuşum. Tuvalet kağıdıyla mutfak rulosunu, yani kağıt havluyu, cushion wall'ı unuttuğum için yol üstüne tekrar bir markete daha uğradım. Kendime kontür aldım, internet aldım, 15 euro ona verdim. Tava falan gördüm, onları da aldım. İşte Red Bull'du onlar derken 40. Hakikaten niye 40 euro tutmuş ya? O niye 40 euro tutmuş? 40 euro verdim ben. Allah aşkına bakacağım. Onun bir kasa kağıdına bakacağım şimdi. Neyse, sonuç itibariyle geldim alışverişe. Tamam, 15 euro o. Bakıyorum şimdi. 3 tane Red Bull aldım. 4.47 tutmuş. He, tamam, Nescafe de almıştım. Tamam, indirimde Nescafe vardı. 6 euro Nescafe'ydi. 6 euro tavanın tekiymiş. Zaten 12 öyle yapıyor. 15 de öyle. Neredeyse 30 euro yapıyor. Ondan sonra küçük bir tane tava aldım. 3.99'a. He, tamam. Doğru. 41. Yani toplamda 120 euroluk alışveriş yapmışım yine. Yemin ederim evden çıkmayı gör. Vallahi billahi evden çıktığım an 100 eurodan en az, ya en az 100 euro ödeyip geliyorsun. Ama bu sefer bayağı bir şeyler aldım. Geçenkinde hiçbir şey yokken 150 vermiştim. Çünkü orada Türk marketine uğramıştım. Bugün sadece Alman marketinden alışveriş yaptım. Böyle canlar. Şimdi şurada bahçede azıcık bir soluklanayım. İftar saatine de daha var. 2,5 saat falan var. Ömer de birazcık burada hava alsın. Uf, uykum geldi vallahi. Sabah çok erken kalktıydım. Gece de geç yattım. 3'te yattım. Hercai'ye bakacağım diye. Böyle. Birazdan bir alışveriş turuna hazır mısınız? Hadi birazdan mutfakta alışveriş turunda buluşmak üzere. Hazır mıyız? Bugün Özge demiştim, çilek getirmişti bana. Yarım kilodan fazla.
Ve bakın şunları hemen alayım şuradan. Bunlar maden suyu. Şu sade su ama elma tatlı. Elma aromalı. Şunları hemen şuraya koyayım. Bunlar da normal sade sularım. Kızım ayaklarını yıkadın mı? Evet, Kellogg's aldım. Bunları hemen şuraya koyayım arkadaşlar. Dur anneciğim. Tamam, şimdi hemen yemek hazır zaten. Bunları ben bir videosunu çekeyim, ondan sonra yemeye başlayacağız, tamam? Onun dışında şöyle yine 12 paket süt aldım. Anam, paket açıldı. Karton açıldı. 12 tane değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen öyle. 12 tane süt aldım. Bir karton. Evde her zaman biten şey. Hemen ilk patates biter. 2,5 kilo patates. Evet, böyle alışveriş sepetim dolu. Ha, bu da dolu. Ama öncesinden şu iki tavamı. Mikael, artık sen bırak. Kaç saattir oynuyorsun? Bakın. Alpina, bilmiyorum. Yorganın altına bak ve yastığın altına. Bunun şey yoktu. Lilası yoktu. Küçüğünün siyahını aldım. Şöyle 20 santimlik 3,99'du. Bağırışmayın. Şurası böyle kadife gibi. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bir de bu. 5,99'du. Bunları da böyle görmüşken alayım dedim. Hatta bak indüksiyonluymuş. Gerçi benim şeyim indüksiyon değil ama. Şöyle seramik. Daha sonra o torbamda başka ne varmış bir bakalım. Nescafe'ler indirimdeydi 5,99'a. Normalde 9,90. 10 euro. 6 euro'ya düşmüş. Ve benim vazgeçilmezim. Vallahi şöyle. Bunlar bir de double. Şey de değil ha. 200 mililitrelerden değil. 335. Şunları göstersin. Bunları Netto'dan aldım. Evet. Şimdi şunları bir boşaltalım sizle. Bakalım neler almışız. Evet. Şimdi hemen başlayalım mı arkadaşlar? Bakın. Öncelikle şundan başlayayım. Ben temizliklerde Bref'i çok seviyorum. Bref. Bir de şimdi bunlar indirime gelmişler. Kaflan tam 1,99'du. Bir tane mutfak için aldım. Bir tane de tuvalet, klozet için aldım. Bunları çok seviyorum. Kesinlikle de sizlere tavsiye ederim. Tavalarımı zaten gösterdim. 12 tane sütümü de gösterdim. Daha sonra çocuklara şöyle mısır gevreği, Kellogg's aldım sütle yemeleri için. Ömer'in ıslak mendili bitmişti. Şöyle Hip'in dörtlü paketinden aldım. Daha sonra Mikael bu şeyi pizza tatlı krekeri çok seviyor. Bundan aldım. Bir tane şöyle bir makarna. Böyle bir çeşit makarna. Hatta ben şuradan başlayayım şöyle koymaya. Daha sonra sizlerle güzel bayram için bir baklava tarifi göstereceğim. Hazır buklava. Tövbe tövbe. Hazır baklava. Ay neydi kız onun adı? Hazır baklava yufkası. Ondan tatlı tarifi göstereceğim sizlere. Pazartesi günkü vlogda inşallah olur zannedersem. Onun için iki tane tereyağı aldım. Daha sonra yine şöyle kuşkonmaz, kremalı kuşkonmaz çorbası, mantar çorbası, lazanya, tozu falan benim vazgeçilmezlerim. Daha sonra iki tane yine Meksika fasulyesi. Biliyorsunuz ben Meksika fasulyesini çok seviyorum. Daha sonra yine şu Paola'nın pudinginden. Onlar da indirimdeydi. Şöyle hazır patates. Daha sonra tam kepekli tahıllı tost ekmeği. Başka ne almışız? İki tane frişkeze, krem peynir ya da labne. Pardon, bu labne oluyor. Krem peynir değil, labne. Daha sonra bunu daha yeni ilk defa gördüm. Iglo'nun vardı böyle bu tarz bir şeysi, sebze köftesi diye. Ama bu sebze nugget yapmışlar. İlk defa gördüm, çok hoşuma gitti. Fiyatı da 1,89'du. Bir tane alayım dedim Ramazan'dan sonra.
Bir gün kahvaltıda çocuklarla denerim. Bir tane yine şey hazır patates püresi. Daha sonra şu tortilla, yani ne oluyordu bu? Lavaş. İnanır mısınız, ben bunu Türk bakkalında 2.99 euro veriyorum. Yani neredeyse 3 euro para veriyorum ben buna. Ve Kaufland'da, Kaufland markasınınki 1 euroydu. Hemen aldım, dedim hazırda dursun bir tane. Şu da sıcak ve soğuk çay olarak tüketiliyor. Ben bunu hep çocuklara soğuk yaptım ve geçenki alışveriş vlogumda göstermiştim. Bunun neylisini almıştım? Şeftalilisini almıştım. Bugün de limonlusunu alayım dedim. Çünkü şeftaliyi çok beğendiler. Ice tea oluyor yani sonuçta bu. Fuse tea, ice tea, o tarzda bir şey oluyor. Yine şöyle bir şey. Almanların bu reçellerinden aldım 3 paket. Çünkü çocuklar bunu seviyor. Bir de işte hani evde ekmek kalmadığı zaman alternatif olarak bunlara böyle ortadan kesip pizza yapıyorum. Hoşlarına gidiyor. Ya da tost yapıyoruz. Böyle. Atom marul bir tane. Şu ekmekleri şöyle alabilirim aslında. Daha sonra baklava yapacağım dedim ya. Şöyle iki tane şey aldım. İşlenmiş ceviz. Bunlar da indirimdeydi. 2.89'du herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Daha sonra şu genç fasulyeyi çok seviyorum. Yumurtalı, soğanlı, domatesli. Bir tane ondan aldım yine. Dilim kaşar. Bu da indirimdeydi. 1.89'du yanlış hatırlamıyorsam. Şu küçük mısır konserve, salatalarda seviyorum. Daha sonra şöyle diğeri neredeymiş? Şey, ne oluyordu bu? Soslu fıstık, kaju, sadece tuzlu kavrulmuş kaju. Bu da pikant, yani içinde kesinlikle yağ, yani katı yağ ve sıvı yağ yok. Kavrulmuş bal ve acı tatlı, acılı tatlı, öyle inşallah anlatabilmişimdir. Eğer daha önce hiç deneyiniz olmadıysa pikant gerçekten çok lezzetli. Hint şeyine benziyor. Hint tatlarına benziyor. Acı tatlı. Daha sonra yine çorba, domates çorbası falan, bunlardan var yine. Bir paket makarna var yine. Ve biliyorsunuz bayram yaklaşıyor. Kapıya da hep çoluk çocuk gelecek. Almanya'da hala oluyor bilmiyorum. Türkiye gibi bir yerde herhalde ben çocuklarımı yollamazdım. Yollayanlar var mı bilmiyorum ama şu an o kadar çok tecavüz olayları, işte çocuk kaçırması, bilmem ne, öldürme, hiç olaylara girmeyeceğim. O kadar çok var ki Türkiye'de hala böyle kapı kapı çocuk geziyor mu bilmiyorum. Ama Almanya'da geziliyor. Şöyle iki paket şöyle aldım. Bir paket bundan aldım. Ve yine jelibon da aldım. Bunları güzel böyle bir şey yapacağım. Hepsini böyle güzel bir kaseye koyup güzel o kaseyi de süsleyip kapıya gelen çocuklara dağıtacağım. Ömer'e emziği bıraktırmaya çalışıyorum ama yine de yedek olarak aldım. Daha sonra iki tane şöyle hazır pizza aldım. Bunun içinde Kaufland markası 3 tane var. Mozzarella'lı ve fiyatı 1.99. O kadar çok uygun ki. Yani üzerine Gülşen mesela, bunlar iki karton aldım böyle. Üzerine mesela bir tane sadece benim kaşarlı yiyor. Hiçbir şey, hiç yani bir tek margarita yer. Bazen işte canı çekerse sucuk falan diyor. İstedikleri zaman üzerine sucuk veya ton balığı falan koyup üstüne tekrardan bir kat daha kaşar peyniri ilave ediyorum. Onun için bunlar bana daha hesaplı geliyor. Çünkü sipariş ettiğim zaman, ki ediyorum da, çok da pizza sipariş eden birisiyimdir. Yani ortalama 20 euro veriyorum pizzaya. Daha sonra cips aldım 3 paket. Şöyle. Bir de bundan. Ve aldıklarım bu kadar. Aslında cips almayı pek sevmiyorum biliyorsunuz. Çok fazla cips almayı tercih etmiyorum. Ama şimdi havalar artık bugünden itibaren çok güzel olacak. Ve çocuklar sürekli dışarıda oynadıkları zaman diğer komşular mesela çocukların eline cips paketi verip yolluyorlar dışarı. Ve tabii ki benimkilerini görüp istiyorlar. Mecbur aldım dışarıda arkadaşlarıyla birlikte yerler diye.
aldım, bulunsun evde. Başka da göstermediğim bir şey yok zannedersem. Dediğim gibi demin göster. Ay çilekleri sakın şey yapmadan yeme, midem bozulur. İşte dediğim gibi 3 tane Red Bull'um. Ondan sonra Kaufland'da da herhalde indirimdeydi. Orada almadım. Ondan sonra bak orada var kızım, açık. Daha sonra Netto'da tam kasanın önüne koymuşlar. Hayır lan, şey pizza paketinin önünde var açık. Daha sonra Netto'ya gittiğimde tam kasaya koymuşlar. Neyse dedim, hadi evde de kalmamıştı, bir tane alayım dedim. Bir tane aldım. Ondan sonra başka ne gösterecektim? Heh. Şöyle dörtlü Seva'nın mutfak havlusunu aldım. Küşün golü. Ve bir de şöyle kaçlı paketmiş bu? Onlu paket. Tuvalet kağıdı. Bu kadar arkadaşlar. Ve bu alışverişim iki markette birlikte 120 euro tuttu. Hepsine 120 euro vermiş oldum. Şimdi daha fazla çene çalmayayım da bunları hemen yerlerine yerleştireyim. Ve aslında yemeğim vardı. Nohutlu pilavım var. Taze fasulye var ve neydi? Tarhana çorbası var. Ama tabii ki çocuklar ne yaptı? Pizzayı gördüler kutusunu ve tutturdular pizza diye. Üçüne de yaptım. Ömer bunu tabii ki hepsini yemez. Yarısını, dört tanesini anca yer. Şu diğer yarısını kendime saklayacağım. Ben kendim yerim. İftarda, iftarda bir yaklaşık 40 dakika kaldı. Böyle. Bunları da yapmış oldum. Soğusunlar da ondan sonra yesin kuzucuklar. Yanına da birazcık meyve suyu yapayım. Böyle. Evet arkadaşlar, ve saat şu an 10. Ben hemen şöyle o Ömer'in yarı pizzasını yedim. Bir bardak limonlu suyla. Daha sonra hemen, evet bir de ne var mısın? Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Saat 10. Yemekle midemi ben de tıkıştırmak istemedim. Çünkü gerçekten sebze diyorum ya, meyve yemek istiyorum. Ne yaptık? Özge'nin bize bugün taze organik tarladan getirdiği çilekleri yıkadık. Karpuz kestim. Elma, armut ve mandalin doğradım. Şimdi Yol Arkadaşım 2'yi açtık çocuklarla. Güzel bir sinema filmi seyredeceğiz. Bu da yaklaşık 2 saat sürecek. Yani saat 12'ye doğru bitmiş olacak. Kuzucuklarımdan dediğim gibi niye ben hepsi kuzucum diyorum ya? Kuzumsun tabi. Yavrucuğum. Biz sizin bebeğimiz. Evet, bebeğimsin sen benim. Hepiniz benim bebeğimsiniz. Her neyse arkadaşlar, bugün de bana ayırmış olduğunuz vaktin sonuna geldik. Umarım inşallah hoşunuza gitmiştir. Yarınki vlogda inşallah tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın de kızım, hadi. Hoşçakalın arkadaşlar, ben sizi... Gülşen'den de size bir hoşçakal aldığımıza göre, evet, Allah'a emanet olun. Ben sizi 10 kadar çok seviyorum. Evet, Gülşen sizi 10 kat çok seviyormuş arkadaşlar. Hoşçakalın.